Adana Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim münasebetiyle propaganda amaçlı yapacağı bir ziyarette anayasanın çiğnendiği bir zemin olma talihsizliğini yaşamak istemiyor. Daha önce Erdoğan karşıtlığıyla iktidara gelen Hüseyin Sözlü'yle bu dönem bir önceki dönemin tam aksine Erdoğan'la birlikte seçime girdi. Aslında seçmen Hüseyin Sözlü'yü bu siyasi kırılmasından dolayı Erdoğan'la birlikte de sandıkta bıraktı. ...2014 yılında CHP seçmenin AK Parti karşıtlığı üzerinde birleşerek MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'yü Adana'da birinci parti konumuna getirdi ve seçti. 5 yıllık bir beklenti başladı. Neydi bu beklenti? Bu kentin çeyrek asırdır kronikleşmiş sorunları var. Buraya geldikten sonra 15 ilçeye hükmetmek zorunda kaldı. Kendini böyle bir zorluğun beklediğini o da bilmiyordu. Yerel yönetimlerden beklenen o çağdaş hizmetler, yenilikçi hizmetler merkezde bu hissedilmedi. Hüseyin Sözlü bunu ben kırsala hizmet ediyorum şeklinde açıkladı. Son bir yılını şehrin merkezine ayırdı ama yeterli olmadı. Dolayısıyla 120 bin seçmen desteğini çekti, kırsala götürdüğü hizmetleri yeteri kadar karşılık bulmadı. Merkezde yapmadığı hizmetler sandığa etki etti. Seçmen de bundan etkilendi. Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Beka dediler, tutmadı. Zillet dediler, illet dediler, hainlikle suçladılar. Adana'nın seçiminde Adana'nın meseleleri konuşulmadı. BK meselesine endeksli bir seçim atmosferi gerçekleşti. Halk dedi ki, bak dedi Hüseyin Sözlü, ben seni seçtim, sen benim sorunlarıma çare olmadın. Ve bu sefer bize soyut bir kavram üzerinden vaatlerle gelmeye çalışıyoruz. Hayır, biz bunu istemiyoruz, bizim gerçek sorunlarımız var. Ben size bir söz vermiştim. Öyle az buz değil. 10 puandan fazla fark olur demiştim. Farkı bekliyorduk biz. Biz çünkü sahayı herhalde Adana'da en iyi bilenlerdeniz. Her siyasal partide ciddi oy almışız biz. Bu tabii ki gurur veriyor, onur veriyor, sevindiriyor ama çok da ciddi bir sorumluluk yüklüyor bize. Bu seçimde İYİ Parti'de, HDP'de çok ciddi anlamda destek verdi. Fire vermediler. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması gereken tek şey kucaklayıcı olmak. Her yere eşit hizmet götürülmeli diye düşünüyorum. Adana hızlı bir şekilde kamu yatırımlarından pay almayarak geriye gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir borç yükü altında olduğunu biliyoruz. Borç da bütçenin 3,5 katı ve hala bütçe açık vermeye devam ediyor. Olağanüstü felaket bu. Bunu ben anlatamıyorum çok. Yani millete basit bir şey gibi geliyor. Tahminimce bankamatikçilerden başlanacak. Yani bankamatikçi işte işe gelmeden maaş alan. Özetle avantajlılık. Belediyelerde bankamatikçi olması her zaman konuşulan şeydir. Vardır da. Ama sayısı konusunda bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Biz de inceliyoruz, araştırıyoruz. Çalışmadan para alanları da belediyenin üstünde yük olmaktan kurtaracağız yani. Başka bu işin başka bir yolu yok yani. Halkımız Büyükşehir'i belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız. Belediye başkanı kesinlikle şunu yapmak durumundadır. Eğer önemli bir projesi varsa ve bu da meclis tarafından engellenmeye çalışılırsa yapacak tek şey çıkıp halka şikayet etmektir. Adana'nın bir sürü fiziksel problemleri var. Yolu, altyapısı, işte yarım bırakılan inşaatlar, bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Buna da Adana'da yaşayan, Adana'nın menfaatini düşünen hiçbir meclis üyesinin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Hayra vesile olacak, Adana'nın geleceği için faydalı olacak şeyler de bizim Cumhur İttifakı'ndan olan 50 tane Büyükşehir Meclis üyemiz destekleyecekler. Yani olumlu destekleyecekler. Ama hayrına olmayana da artık ona yapacak bir şey yok. Bütün baskılara rağmen, bütün iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok önemli bir ışık. Çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi belediyelerdeki başarısından genel iktidara geldi. Oysa biz onu 1989'da çok iyi kullanamadık. Çok düzgün bir belediyecilik yaparsak o zaman halk bize bir şeyi teslim ettiğinde bunu iyi yaptığımızı ispat etme şansını yakalamış oluruz. O zaman vatandaş diyecek ki ya biz yerel yönetim verdik. Bu anlayış bunu başardı. Ülkeyi de teslim edelim. Ülkeyi de iyi bir noktaya getirirler. Dedirtiriz, dedirtmeliyiz.
Bunun sonucunda böyle olur.